Merhaba arkadaşlar, hipofizin arka lob hormonları ile birlikteyiz. Burada iki tane hormondan bahsedeceğiz. Ama hipofizin arka lobu için şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar, hipofizin arka lobu hormonları hipotalamusta üretiliyor ve daha sonra hipofizin arka lobuna gönderilerek buradan salgılanıyor. O yüzden hemen şuraya yazmak istiyorum. Hipotalamusta üretilir demek istiyorum. Hipotalamusta üretilir. Üretilir. Burada salgılanır. Salgılanır dediğimiz yani kana gönderilir. Evet. Ön lob hormonlar için bunu söylemedik. Ön lob hormonlarını hipofizin ön lobu yani kendisi üretirken arka lobunu hipotalamusta üretiliyor. Şimdi gelelim ilk hormonumuz olan ADH yani antidiüretik hormon, diğer bir adıyla vazopresin. Arkadaşlar, vazopresin bizim su dengemizle ilgili bir hormondur. Kanın ozmotik basıncının ayarlanmasında görev yapar. Bakın, ozmotik basınç şudur. Suya duyduğumuz ihtiyaçtır ozmotik basınç. Susuzluğumuz ne kadar artarsa ozmotik basıncımız da o kadar artar. İşte bu antidiüretik hormon bizim ozmotik basıncımızı düzenliyor. O zaman şöyle diyelim. Kanın ozmotik basıncını düzenler. Ozmotik basıncını düzenler. Zaten ozmotik basınç derken su metabolizmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla şöyle diyelim. Vücuttaki su dengesini ayarlar. Peki bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Şöyle, eğer vücudumuzda bir su kaybı varsa ve yeterince su içmiyorsak bizim kanımızın ozmotik basıncı artıyor. Daha sonra hipotalamus uyarılıyor. Hipotalamustan antidiüretik hormon üretilir ve hipofizin arka lobuna gönderilir. Hipofizin arka lobu ise arkadaşlar ADH'ı salgılar ve kana verir. Böylece bu ADH bizim böbreklerimizi uyararak buradan suyun geri emilimini sağlar. Ayrıca arkadaşlar böbreğin suya geçirgenliği de artar. Yani bizim böbreğimizde su miktarı geriye emiliyor. Normalde bizim idrarımız oluşurken suyun %99'u geri emilir. Tabii içtiğimiz suya bağlı olarak değişir. Eğer az miktarda su içiyorsak %100'e yakın bir su geri emilimi vardır. Ama fazla su içiyorsak bu oran azalabiliyor. O zaman şöyle diyelim. Antidiüretik hormonu nereyi uyarıyormuş? Böbrekleri uyararak suyun geri emilimini artırır. Böbrekleri uyararak suyun geri emilimini artırır. Arkadaşlar, antidiüretik hormon eksikliğinde bir hastalık ortaya çıkıyor. Bakın, hastalığı şöyle anlatayım. En sonunda ismini söyleyeceğim. Şimdi antidiüretik hormon yani vazopresin az üretildiği zaman bizim kanımızdaki su miktarı giderek azalıyor. Çünkü bunu artıran bir hormon yok veya çok az üretiliyor. Ne oluyor bu sefer? Kanımızdaki su miktarı azalınca bizim ozmotik basıncımız da artıyor. Kanımızda biliyorsunuz belirli bir derecede de şeker vardır. Şimdi su azaldığı için şeker yoğunluğu artıyor. Şeker yoğunluğu aslında şeker tüketmiyoruz. Ama suyun azlığına bağlı şeker yoğunluğu arttığı için biz buna şekersiz şeker hastalığı veya arkadaşlar gizli şeker diyebiliyoruz. Hani bazı insanlar söyle işte gizli şekerim var diye. Bu su eksikliğine veya ADH eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar. O zaman şöyle diyelim. Eksikliğinde şekersiz şeker hastalığı. Şekersiz şeker hastalığı ortaya çıkar. Arkadaşlar, normal şeker hastalığından farkı kan şekeri normal seviyededir ve idrarda şekere rastlanmaz. Şekersiz şeker hastalığında idrarda şeker yoktur. O yüzden bu hastalığın tanısı birazcık zor konuluyor. Hormon testi falan yapılması gerekiyor bu hastalığın konulabilmesi için. O zaman bu hastalık için şunu yazalım. Normal şeker hastalığından farkı
Kan şekerinin normal seviyede olması. Kan şekerinin normal seviyede olması. Olması ve idrarda şekere rastlanmamasıdır. İdrarda şekere rastlanmamasıdır. Evet, vazopresin dediğimiz ADH hormonu bu şekilde bizim kanımızın ozmotik basıncını, vücudumuzun su dengesini ayarlayan bir hormondur. Buradaki şekersiz şeker hastalığına mutlaka dikkat edin. Sorulabilir arkadaşlar, karşınıza çıkar. Gelelim hipofizin arka lobundan salgılanan bir diğer hormonumuza. Nedir bu hormon? Oksitosin. Bu direkt ismi yazıldığı gibi, hani kısaltması falan yok. Oksitosin. Peki bu hormon ne işe yarıyor? Arkadaşlar, oksitosin hormonu kadınlarda rahim kaslarının kasılmasını, hani doğuma yakın zamanlarda rahim kaslarının kasılmasını sağlıyor. Böylece doğumu kolaylaştırıyor. Ayrıca oksitosin hormonu hem kadınlarda hem de erkeklerde bulunabiliyor arkadaşlar. Ama kadınlarda daha çok etkisi vardır. Bir de sütün salgılanmasını sağlar. Bakın, iki tane süt salgılanmasını uyaran hormon vardı. Bunlardan bir tanesi prolaktin. Prolaktin süt bezlerinin gelişmesini, büyümesini sağlıyordu. Hem de sütün gelmesini sağlıyordu arkadaşlar. Oksitosin ise yine sütün salgılanmasını sağlayan, işte doğumdan sonra sütün gelmesini sağlayan bir hormondur. Oksitosin eksikliğinde, eğer ki doğuma yakın zamanlarda oksitosin salgılanmazsa doğum başlamaz. Doğum başlamadığı için veya zorlaştığı için de zorunlu sezaryen gerçekleşir arkadaşlar. Zorunlu sezaryanda da oksitosin yeteri kadar gelmediği için, hani sezaryandan sonra bebeklere süt gelmeyebilir. Belirli bir süre sonra gelebilir arkadaşlar süt. Dolayısıyla sezaryanla doğan çocuklar mamayla beslenebilirler. O zaman oksitosin için şunu yazalım. Doğuma yakın zamanlarda rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak doğumu kolaylaştırır. Ayrıca ne dedik? Sütün gelmesini sağlar. Bakın, sütün üretilmesini sağlayan prolaktindir. Sütün memelerden gelmesini sağlayan ise oksitosin hormonudur arkadaşlar. Şimdi erkeklerde de var bu oksitosin hormonu ama çok fazla etkili değil. Hani şöyle bir araştırma var bununla ilgili. İşte gebe olmayan kadınlarda, hamile olmayan kadınlarda ve erkeklerde işte aşk, sevgi gibi durumların üzerinde etkili olduğu söyleniyor. Bununla ilgili araştırmalar var ama kesin bir bilgi değildir tabii ki. Hani aşktır, sevgidir, bu tür duygular ölçülemeyen duygular olduğu için bu yüzden kanıtlanamamış bir özelliğidir arkadaşlar oksitosin. Evet, hipofizin arka lob hormonlarını da böylece bitirmiş olduk. Biz şimdiye kadar hipofizin ön lobunu ve arka lobunu işledik. Bir sonraki videoda tiroid bezlerinden devam edeceğiz. Birkaç tane bezin hormonlarını da bir dahaki videoda anlatacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.